kuvvetli sihir olacak. Periler Bayramı'na garson kıyafetinde gideceğim ve bu iksiri kızlarıma içireceğim. O anda ikisi de kocalarından nefret edecekler ve ondan boşanacaklar. Bu Periler Bayramı değil, Dudu Bayramı olacak. Bugün Peri Bayramı. Gece bütün periler gökyüzünü yıldızlarla süsleyecek. Ve her Peri Bayramı'nda olduğu gibi dans edip eğlenecekler. Ama bu benim hayatımdaki en mutsuz ve en yalnız geçireceğim Peri Bayramı. Çünkü ilk defa kendimi Cem'e bu gökyüzündeki yıldızlar kadar uzak hissediyorum. Ve ilk defa hayatımı sonuna kadar saklamam gereken bir sırrı söylemek istiyorum. Sen üzüldüğün zaman ben de ne kadar üzülüyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum anne. Ve seni üzenlere neler yapabileceğimi de biliyorsun. Anne, Cem'e incitecek bir şey yapmadın ya. Yapmadım. Yapamadım. Kıyamadım. Üstelik sizi kocalarınızdan ayırmak için de bir sürü plan yapmıştım. Aha! Büyük itiraf başlıyor. Akşam için bir iksir hazırlamıştım. Maskeli peri balosuna garson kıyafetinde gidecektim. Ve sizlere bu iksiri içirecektim. Sizler de onu içince kocalarınızdan nefret edip onlardan ayrılacaktınız. Hem de Perihan teyze bir şeyden şüphelense bile sihirli küreye bakınca bunu senin yaptığını anlayamayacaktı. Çünkü garson kılığında olduğun için seni ayırt edemeyecekti. Evet ama bugün gördüm ki sen aileni çok seviyorsun. Ve benim seni onlardan ayırmak için çok daha kuvvetli bir sihir yapmam lazım. Anne, sana bir sır vereyim mi? Belki beni Sadık'tan ayırmayı başarabilirsin. Ama beni ne Çilek'ten ne de Sadık'ın çocuklarından ayırman mümkün değil. Anlamadım. Çünkü sonsuza kadar hiçbir sihrin bunu bozamayacağını biliyorum. E madem ki hiçbir sihrin bunu bozamayacağını biliyorsun, o zaman niye üzülüyorsun, niye ağlıyorsun kızım? Bu benim öteki sırrım anne. Söyleyemem. Ama şu kadarını bil ki asla söyleyemeyeceğim bu sır yüzünden üzgünüm. Betüş. Daha fazla bir şey açıklamak istemiyorum anneciğim. Hadi şatoya gidelim. Perihan teyze, babam, Eda çok merak etmişlerdir. Bu ne sırrı anlayamıyorum. Ben de anlamıyorum. Baba sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Galiba biliyorum. Ne dede? Bize de söyle. Adı üstünde sır. İsterse Betüş söyleyebilir. İstemezse ben ölene kadar saklarım. Betüş! Bizden bir şey saklıyor. Biliyoruz. Sizi sihirli aynadan izledik. Betüş, bu sırrı babam biliyor. Biz niye bilmiyoruz? Anlattın mı baba? Tabii ki anlatmadım. Sadece bildiğimi söyledim. Ben senin annenim. Bana güvenmiyor musun? Anneciğim, bu güven meselesi değil. Lütfen yanlış anlamayın. Bu olayı anlatmaya sadece bir kere gücüm yetmişti. O zaman da yanımda yalnızca babam vardı. Sanki bu olay çok uzun zaman önce olmuş gibi anlatıyorsun. Evet, çok. Ama çok uzun zaman önce. Belki de anlatmak istemiyor. Üstüne gitmeyelim. Peki. Hepinizin gözlerinde büyük bir merak görüyorum. Madem bu kadar öğrenmek istiyorsunuz, o zaman anlatayım. Bu sırrı babamdan başka bir kişi daha biliyor. Ama o da şu anda aramızda değil. Kim? Başak. Başak mı? Hangi Başak? Sadık eniştemin eski karısı Başak mı? Evet o. Aslında biz Başak'la ben Sadık'a aşık olmadan çok daha önce tanıştık. Arkadaş olarak değil, tanışma hikayeleri çok trajik. Bildiğiniz gibi Başak Ceren'in doğumunda... Yani bebek kurtuldu ama Başak... Her neyse. Ve yine bildiğiniz gibi ben o yıllarda da kimsesiz çocukları koruma perisiydim. İşte biz Başak'la tam o zaman, yani Ceren bu dünyaya gelirken
Başak da bu diyardan giderken tanıştık. Hadi biraz gayret et. Gayret et. Kınan. Hadi derin nefes al. Sakin. Dayan, lütfen. Tansiyonunu kontrol edelim hemşire hanım. Tamam, tansiyonunu hemen kontrol ediyorum. Hadi. Fens. Buyurun. Maskeyi hazırlayın, oksijen verelim. Tamam doktor bey. Bebeğimi kurtarın. Doktor bey, neler oluyor? Bana da bir şey anlatın lütfen. Bir saniye Sadık bey. Enjeksiyon hazır mı? Lütfen sakin olun. Elimizden geleni yapıyoruz. Biraz çabuk olun hemşire hanım. Peki doktor bey. Durumu çok ciddi. Evet. Bebeğin kafası göründü. Üzgünüm Sadık Bey. Hastayı kaybettik. Ama bebeği kurtardık. Başınız sağ olsun. Başak, doğumda kurtulamayacağını anlayınca kimsesiz kalacak olan çocuklarına bakmam için benden yardım istedi. Çok şeker, çok tatlı ve perilere inanan biriydi. Ben sonrasını tahmin edebiliyorum. Dur hele, bir dinle. O gün bir yılbaşı günüydü. Fabrikanın bahçesinde kurulan yuvalarda büyüyen, anneleri olmadığı için babalarının işten çıkmalarını dört gözle bekleyen kimsesiz çocuklara Noel anne kılığında hediye, umut ve hayal dağıtıyordu. İşte tam o sırada daha önce hiç duymadığım bir ses beni çağırdı. Bu Başak'ın sesiydi. Başka bir diyara giderken benden yardım istiyordu. Beni çağırıyordu. Kimsesiz çocuklar perisi. Neredesin? Kimsesiz çocuklar perisi. Kimsesiz çocuklar perisi, ne olur gel. Siz misiniz? Evet, benim. Gerçek olmanıza o kadar sevindim ki. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ama... Ama... size... ne olduğunu çok iyi biliyorum. Büyük ninem bana küçükken hep masallar anlatırdı. Çocuklar kimsesiz kalınca, kimsesiz çocuklar perisi onlara çok iyi bakarmış. Demek masal değilmiş. Evet, gerçeğim. Ve bir anne çocuklarından sizin gibi ayrılırsa eğer, çocuklarını o periye emanet eder. Ve böylece... gözü arkada kalmaz. Çocuklarımı ve ailemi... size emanet edebilir miyim? Çocuklarımı dünyadaki bütün kötülüklerden koruyacağınıza söz verir misiniz? Söz veriyorum. O zaman gözüm arkada gitmeyeceğim. Onlara iyi bakın. Onlara çok iyi bakacağım. Söz veriyorum. Sırrın bu muydu? Evet anneciğim, buydu. Bu akıl almaz bir şey. Ne güzel bir şey yapmışsın Betüş'cüğüm. Ama zaten birçok kimsesiz çocukları koruma perisi bunu yapıyor. Ne yani? Şimdi Başak'ın ruhu senin içinde mi? Hayır Eda'cığım, tabii ki değil. Sadece bende ondan bir parça var. Yani annelik yapma biçimlerimiz birbirine çok benziyor. Ne de olsa o çocuklar bana onun emaneti. Pembe rüyalar beyaz.